Mutlu günler, mutlu akşamlar sayın izleyiciler. Gündem Özel programıyla sizlerle birlikteyiz bugün. Ve bugün Dünya Tiyatro Günü. 27 Mart tarihinde kutlanan Dünya Tiyatro Günü 1961'de kuruldu ve sahne sanatlarıyla insanları bir araya getirmek ve daha iyi iletişim kurmak için de Dünya Tiyatro Günü bir fırsat olarak görüldü. Bugün gündem özel programımızda telefon bağlantılarına yer vereceğiz ve tiyatroya gönül verenlerle birlikte sohbet edeceğiz. Hepsi birbirinden değerli. Bazıları geçmişimizden ve tarih kokan, hala sahnenin tozunu yutan sanatçılarımız. Gün nedeniyle biliyorsunuz bugün de birçok belediye tiyatro gösterileri ücretsiz olarak oynanacak. Belediyeler Birliği'nin de yapmış olduğu açıklama var bugün biliyorsunuz. Tiyatro sanatının tarihin en eski sanat dallarından biri olduğuna vurgu yaptı ve toplumların kültürel gelişiminde de büyük katkısı olduğunu bizlere vurguladı. Evet, Çatalköy Belediyesi ve Girne Belediyesi Sanat Yönetmeni Sayın Derman Atik de 27 Mart'ta sanata evet diyerek perdelerimizi açıyoruz dedi ve şu anda telefonumuzun ucunda kendisi. Biliyorsunuz ülkenin kuzeyinde uzun yıllardır, 20 yıldır neredeyse sanat üretiyor. Bugün telefonumuzun ucunda. İyi günler Derman Bey. İyi günler, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Tiyatrolar gününüz kutlu olsun efendim. Bugün yine yoğun bir şekilde çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Bugüne dair neler söylemek istersiniz? Çok heyecanlıyım açıkçası. Çok güzel bir gece olacak diye düşünüyorum. İzleyiciler, yani şu anda yer bulamayanlar, işte belki birileri gelmez diye salonun önünde bekliyorlar. Bu çok güzel bir duygu diye düşünüyorum Çatalköy'de. Şu anda bir kalabalık, hareketlilik var yani oralarda. Tabii. Çok güzel. Evet, ne oynanacak bugün? Bugün Tennessee Williams'ın Çökme Tehlikesi Var adlı oyunu sahneleniyor. İki gencimiz tarafından, Blue Çağı'ndaki iki gencimiz tarafından. Tabii çok ilginç bir oyun. Çökme tehlikesi var. Yaşamlarımızın her zerresinde olan bir durum. Ve bu durumdan buluğ çağındaki gençlerin nasıl kurtulabildiği ya da kurtulamadığını ortaya koyan tek perdelik bir oyun. Tabii biz bu oyunun bir de ön filmini çektik. O da perdeye yansıyacak. Önce filminde başlıyoruz, sonra oyun devam ediyor. Geleneksel olarak her sene yaptığımız gibi bu sene de önce tiyatro günü bildirimizi okuyoruz. İbetsu ve tiyatrosu olarak. Daha sonra oyuna geçiyoruz. Bütün oyuncu arkadaşlarımız bizlerle birlikte olacaklar. Oyunun sonunda da sahneyi bizlerle birlikte paylaşacaklar. Evet, biliyorsunuz bir tiyatromuz yok. 20 yıl önce yanan Devlet Tiyatro Salonu'nda sürekli buna zaten vurgu yapanlardansınız. Bugüne dair de bugün bunun için bir şey söylemek ister misiniz? Tiyatro salonunun yerine yenisinin yapılmamasını da üzülerek eleştirenlerdensiniz. Bunun için de bugüne dair bir şey söylemek ister misiniz efendim? Vallahi bugün aslında Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nın bugüne özel bir oyunu var. Çok özel diye düşünüyorum. Antigone'yi yapmışlar. Bugün kendilerine ait olmayan bir salonda sahneliyorlar. Ben bu anlamda bütün oyuncular adına ve orada ekibin içerisinde bulunan herkes adına, onlara, tiyatro adına teşekkür ederim. Ancak salonun olmaması bana göre bugüne kadar bu devleti yöneten bütün hükümetlerin ve bugün de bu devleti yöneten hükümetin ayıbıdır. Kim ne isterse söylesin. Benim en yakın dostlarım bile olsalar bugün iktidarda, ben bunu söylemek zorundayım. Kesinlikle. Evet.
O zaman bugün güzel şeylerden bahsedelim dediğiniz gibi bugün herkesi tiyatroya davet edelim. Sadece bugün için değil tabii ki. Sürekli Çatalköy olarak, Çatalköy Belediyesi ve Girne Belediyesi olarak çok büyük katkılarınız olmuştur. Uzun zamandır renk kattınız, katmaya da devam ediyorsunuz tiyatroya. Mutlaka oyunları kaçırmasınlar. Özellikle de bugün herkesi oralara davet edelim o zaman. Evet, ben bugün yani bu fırsatı bulmuşken sayenizde bir de basın bildirimizi okumak istiyorum. Dinleyenler en azından meselemize hakim olsunlar. Bugün 27 Mart 2019 Dünya Tiyatro Günü ve Gibetso'nun kuruluşunun 20. yıl dönümü. Yani biz tam 20 yıl önce böyle bir günde kurulmuştuk. 1962 yılında Uluslararası Tiyatro Enstitüsü ITI tarafından 27 Mart tarihi Dünya Tiyatro Günü olarak ilan edildi. Dünyada bizlerden çok önceleri de tiyatro vardı. Bizlerden sonra da tiyatro hep var olacaktır. Bizler Beşparmak Dağları'nın kuzeyinde bulunan topraklar üzerinde 20 yıldır aralıksız tiyatro üretmekteyiz ve her 27 Mart'ta perdelerimizi izleyicilerimize ücretsiz olarak açmaktayız. 1999 yılında Girne merkezde başlayan serüvenimiz 2010 yılında Çatalköy'e sıçradı ve aynı yoğunlukta üretmeye devam ediyoruz. Ben şahsım adına özellikle son 9 yılda Çatalköy'de ve son 5 yılda Girne'de tiyatroya gerçekten sahip çıkan tiyatronun, tiyatro salonunun, seyircinin ve oyuncularımın gelişimi için her türlü desteği veren Çatalköy Belediye Başkanı Sayın Mehmet Hulusioğlu'na ve Girne Belediye Başkanı Sayın Nidai Güngördü'ye tiyatro adına yaptıkları için teşekkür ederim. Bir ülkede yaşayan insanları geliştirecek olan sanatın gücünü fark eden liderler sanatı destekler. Bu gerçeği gören Atatürk sanatı bir ulusun can damarı olarak nitelemiştir ve tiyatro sanatı içinde bir milletin kültür seviyesinin aynasıdır demiştir. Bir ülkede yerleşik tiyatro olabilmek, kendi çizginiz doğrultusunda tiyatro üretmek, kendi seyircinizi oluşturmak, kendi tiyatro salonlarınızı yapmak, kendi izleyicilerinizin bu salonları doldurmalarını sağlamak, tiyatro festivali düzenlemek, uluslararası boyuta ulaşmak, Çocuk Tiyatroları Festivali'ni bu ülkede ilk kez düzenlemek ve çocuklarımızın, geleceğimizin gençleri olarak yetiştirilmesini sağlamak, Dünya Tiyatro Festivalleri tarafından bilinir ve tanınır olmak gerçekten emek, bilgi ve doğru iş yapmanızı gerektirir. Ve çok zordur. İşte bu nedenle Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu ve Çatalköy Belediye Tiyatrosu olarak bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kültür aynası olma vizyonumuz doğrultusunda etik, estetik ve adalet çerçevesinde dün olduğu gibi bugün de her 27 Mart'ta sanata evet diyerek perdelerimizi açıyoruz. Umut ederim her iş kolu etik, estetik ve adalet çerçevesinde işini yaparak ülke olarak hep birlikte her işte sanata evet veririz. Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu ve Çatalköy Belediye Tiyatrosu olarak bu basın bildirisini sizlerle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk ve kolay gelsin sizlere efendim. Çok teşekkürler. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Evet, hayata anlam katan, insanoğlunu hem eğlendiren, hem düşündüren, hem de öğreten tiyatrolar yaşamın vazgeçilmezidir. Vazgeçilmez unsurlardan bir tanesidir. Sürekli buna da vurgu yaparız aslında. Dünyanın dört bir yanından 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü olarak kabul ediliyor ve kutlanıyor. Pek çok ulusal ve uluslararası etkinlikler, kutlamalar yapılıyor. Bugün tekrardan vurgu yapalım. Bugün gün nedeniyle de birçok belediyede tiyatro gösterileri ücretsiz olarak yayınlanacak. Çatalköy Belediyesi ve Girne Belediyesi Sanat Yönetmeni Sayın Derman Atik de bizlere aktardı. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle Çatalköy Belediye Tiyatro suya ait Tennessee Williams'ın yazdığı, Nermin Uğur'un yönettiği Çökme Tehlikesi Var adlı oyun bugün saat 8'de Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi'nde izleyicilerle ücretsiz buluşacak ve
tabii ki bu oyunu kimse kaçırmasın diyoruz ve onunla büyüdüm ben diyeceğim başka bir sanatçıya döneceğiz. Tiyatro denince akla gelen bir isim daha. Halkın konuşma diliyle yazılan oyunları ilgiyle karşılandı. Tiyatro oyuncusu ve yazarı, sanatçı, karikatürist Sayın Alper Susuzlu hattımızda. Efendim merhabalar. Merhabalar. Tiyatro gününüz kutlu olsun efendim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sanatın insanlığa, barışa, hoşgörü, birlik, dayanışma, sevgi ve saygıyı en estetik şekilde aşılayan bir yoldur deriz. Kültürel gelişmeyi sağlayan en önemli sanat dallarından biri olan tiyatronun sanatsal oluşumu da en etkin biçimde topluma aktaran bir araçtır. Siz de bugüne dair neler söylemek istersiniz? Biz sizinle büyüdük efendim. Çok teşekkürler. Şimdi bugün gerçekten tiyatro sanatçıları için bayramdır. Düşünün dünyanın her yerinde bu akşam insanlar ücretsiz olarak salonlara doluşacak. Bak şimdi şeyi gördüm. Bu arada şeyimizi kaybettik, Şenay'ımızı. İşte şu anda görüyorum yanımda siyah giyen. Sahnelere ter döktü, emek verdi. Onu da saygıyla anıyorum. Bu gece dediğim gibi çok anlamlı bir gece tiyatrocular için. Hı hı. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Aynı zamanda da biz tabii ki Kıbrıs'ta her alanda olduğu gibi tiyatroda da ne yazık ki hiç yüzümüz gülmedi, güldürmediler. Nereden tutsan elinde kalıyor her şey. Eğitim mi desem, sağlık mı desem, üretim mi desem, hiçbir şey. Devlet tarafından sınıfta kaldık diyorsunuz. Yani devlet tarafından desteklenmeyen, biraz önce Derman bahsetti. Hı hı. Yani devletin tiyatrosunun olmaması kadar ayıp bir şey olamaz yani. Hiç yani o kadar sene geçti aradan, sadece ana kentlerde tiyatro vardır, tiyatro sahnesi. Oralarda oynayabiliyorsunuz. Yani ki bu çok ayıp, çok zor bir şey durumdayız. Bu konuda bunları söylemeden de geçmek istemem. Bu bizim hepimizin ayıbıdır değil mi? Şimdi üstüne alsın. Çünkü yani tamam görevini yapan birçok belediye var. Yani hepsinin hakkını teslim edeyim. Bugün İskele'ye gidiniz. Yani ben dünyanın birçok ülkesinde tiyatro izledim. İskele'de yapılan tiyatro sahnesi muhteşem bir sahne. Beyermudun'da yapıldı. Güzelyurt'ta. Alsancak'a gittim ben geçen yıl. Hı hı. Muhteşem bir sahne yaptılar. Salon. İşte Mausa'da, Lefkoşa'da, Girne'de, onun dışında bir de Lefke'de, onun dışında salon yok. Düşünün şimdi buralarda oynanır. O kadar emek verilir. Yıllarımızı, ben 41. yılındayım. O kadar emek verdik. Bunun karşılığını yapmaları lazımdı. Niye diğer bölgedeki insanlar tiyatroyla kucaklaşamaz? Ya bu zaten az bir nüfus var bu memlekette. Ben tabii ki özel tiyatro olarak devletten yardım da istemem yani. Kalsın kendilerine kalsın. İstemem yardımlarını ama en azından salon yapsaydılar bari diyorum. Düşünün 20. yüzyılın başında başladı tiyatro Kıbrıs'ta. Şimdi başlayan bir şey değil yani. Çok alın teri, çok ter döküldü bu tiyatro için. Evet. Ama ne yazık ki yetkililerimiz, devletimiz tiyatro sanatına gereken... Kendi sahnelerinde sanatlarınızı itiraf edemiyorsunuz. Büyük acı. Bu kadar.
açık ve net. Ha, ben halktan hiç şikayetim yok. Evet, halk nasıl ilgi gösteriyor mu peki tiyatroya? Ben kendi adıma konuşayım. Yani başka tiyatrolar adına fikir yürütemem. Eğer ben özel tiyatro olarak 41 sene hayatta yürüttüysem bu gemiyi, bir seyirci kitlesi var. Olmasa batıp gidersiniz. Yani bu bir iş yeri gibidir. Öyle düşününüz. Ben hiçbir zaman inkar edemem. Bu toplum bizi bağrına bastı. Hı hı. Nereye gitsem Lefke'den Karpaz'a kadar bir seyirci kitlemiz vardır. Hiçbir zaman boş oynadığımı hatırlamam. Alışkın da değilim zaten öyle şeye. Alıştırdılar bizi kalabalıklara. O konuda seyircimize 10 puan üzerinden veririm. Evet. Her zaman onları yad ederim yani. Evet. Tiyatro sahne sanatları arasında hep her zaman söyleriz. En önemli ve o derecede zor ve zahmetli olanlardan biridir. Hem kamera arkasında hem ışıkçı oluyorsunuz, hem oyuncu oluyorsunuz, yazar oluyorsunuz. Geçmiş zamanlarda daha da kötüydü aslında bu. Şimdi halen daha bu zorluklar devam ediyor mu? Yani adanın kuzeyinde zor şartlar altında tiyatro yaşatılmaya çalışılıyor mu diyebilir miyiz? Evet, kesinlikle. Yani tiyatro adına emek veren bütün arkadaşlarım, herkes canla başta çalışır. Ama gelişme derseniz çok büyük emek verdiği bütün arkadaşlarım, bütün tiyatrocu arkadaşlarım çok emek verdiler. Düşünün, 41 sene önce biz tiyatroya başladığımızda tiyatro salonlarında sigara içilirdi. Evet. Bira içilirdi, kola içilirdi, cips yenirdi. Bütün bu zaman dilimi içerisinde bunları hep yok ettik ve şu anda iki hafta önceden rezervasyon yapan, yerini ayıran bir seyirci kitlesi oluştu. Bilinçli bir seyirci kitlesi var, evet. Artık. Evet, evet, güzel. Evet, böyle yani bu çok sevindirici bir şeydir. Ancak üzücü şeyler de var. Mesela biz bu sene oğlum Ülke Susuzluğu'nun yazdığı Zurna'nın Son Deliği oyunu, evet, sosyal medya kurbanlarını eleştiririk oyunda. Hı hı. Bu çok yani o kadar tehlikeli hale geldi ki, yani ne diyeyim, uyuşturucudan beter oldu. Çok tehlikeli bir durum. Kesinlikle. Üzülüyorum yani bu gençlik demeyeceğim yani, ha. Bunu açık söyleyeyim. Geneli ya ben mesela şimdi tiyatroya giderim ve adam tiyatroya gelmiş, tiyatro oynanır ama o telefonla mı oynar, ben anlamadım. Ne gideyim tiyatroya? Gitme yani. Evet, kesinlikle. Yani bu gibi şeyler de var. Tabii biz uğraşıyoruz. Mesela yeni nesil yetiştirmek adına, çünkü bir baktık ki bir yerde genç nesil yavaş yavaş ayağını kesmeye başladı ya da evlenip yuva kuranların arkası gelmiyor. Bu defa bu sene bir karar alındı. İlkokulların yanı sıra liselerle organizasyon yapmaya başladık. Hı hı. En azından o alandan tiyatroya çekelim kendilerini. Uğraşıyoruz yani. Evet. Devlete rağmen inadına tiyatro diyorsunuz demek ki. Yani biz aslında birilerine inat olsun diye değil, biz tiyatroyu seviyoruz. Ondan sahnedeyiz. Ve her türlü zorluğa rağmen, evet, tabii ki devam edecek. Evet. Ama yani bizim kadar değil de %1 uğraşsalardı bu toplum nerelere gelirdi? Çünkü kesinlikle tiyatro
bütün sanat dallarının üzerinde bir kartal gibidir. Hepsini içine alır. Öyle ciddi bir düşün, Shakespeare'den günümüze kadar insanlar ya da 2. Dünya Savaşı'nda Almanya İngiltere'yi bombalarken millet tiyatro seyredildi. Yani tiyatro öyle güçlü bir sanattır. Neresinden anlatsam. Bugün nerede görse utanırım da yani. Küçük çocuklar büyüdü. Çoluk çocuk sahibi oldular. Nerede görseler kucaklarlar, eksik olmasınlar. O insanı mutlu eder. Kesinlikle. Evet. Yani bugün sizin gününüz. Kesinlikle 27 Mart sizin gününüz, sizin bayramınız. O yüzden bugün size şans verdik. Dile getirin sorunlarınızı, sıkıntılarınızı diye. Çünkü büyük katkılarınız vardır. Çok büyüktür katkılarınız diyorum ben efendim sizlere. Tamam, oyunlarımız var. Zurnanın evet, onları hemen alalım ya. Buradan izleyicilerimize belirtelim. Zurnanın son deliği devam ediyor mu? Bitti mi? Nerelerde oynayacak? Mausa'da oynanır şimdi. Hı hı. 28 Mart yarın akşam. Bu gece şey var. Türkiye'den festival nedeniyle bir tiyatro oynayacak. Hı hı. Biz Perşembe gecesi oynarız. 8, 10 ve 15 Nisan tarihinde Mausa'da Ralph Enktaş Kültür Kongre Merkezi'nde oynuyoruz. Sizi de bekliyoruz. Geleceğim. Girne'de, Lefkoşa'da oynandı mı, oynanacak mı? Buradan tekrardan bir belirtelim efendim. Şu anda tarih belli değil. Belli değil. Bir şey söyleyemem o konuda. Hı-hı. Ama gelecek çünkü, diye düşünmekteyim. Çünkü ben belediye tiyatrosunun konuk sanatçısıyım bu sene. O nedenle belirleyici ben değilim, belediyedir. Anladım. Tamam, o zaman bekliyoruz sizi sabırsızlıkla. Mausa'ya gelemeyecekler olanlar varsa biz sizleri bekliyoruz, çağırıyoruz o zaman. Çok teşekkür ederim. Gününüz kutlu olsun efendim. Ben teşekkür ederim ilgilendiğiniz için. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Evet, Dünya Tiyatro Günü, tiyatro dünyasındaki insanlar için sahne sanatlarının insanları bir araya getirici gücünü kutlamak, seyirciyle daha iyi bir iletişim kurmak ve insanlar arasındaki anlayış ve barışı artırmak için bir fırsat olarak görülüyor. Dünya Tiyatro Günü'nde yapılan etkinlikler uluslararası işlerlerinin yanı sıra ulusal ve bölgesel tiyatro gruplarının bir araya gelmesinde de rol oynuyor. Yine çok değerli bir sanatçımız var, telefonumuzun ucunda olacak. Dünya Tiyatrolar Günü'nü konuşacağız kendisiyle. Yönetmen arkadaşım hazırsa bana aktaracak kendisini. Derman Bey ile görüştük. Derman Bey bugün dedi 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. Herkesi bugün Çatalköy'e oyunumuza davet ediyoruz dedi. Tekrarlayalım. Çatalköy Belediyesi ve Girne Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik 27 Mart'ta sanata evet diyerek perdelerini açtı. Evet, Ayhatun Ateş'in hattımızda olacaktı ama şu anda telefonumuzda olmadığını aktardı bana yönetmen arkadaşım. Evet, diğer bir bağlantıyla devam edeceğiz. Dediğimiz gibi seyirci baş tacımız dedi Sayın Alper Susuzlu. O da yıllarını harcadı tiyatroya, çok değer verdi, özellikle seyircisinin de tiyatroya olan ilgisi bana göre de çok büyüktür dedi. Ve Zurna'nın son deli Mausa'da oynanıyor, onunla ilgili de bilgiler aktaralım dilerseniz. Gazi Mausa Belediye Tiyatrosu'nun da biliyorsunuz Zurna'nın Son Deli isimli komedi oyunu sahnelendi. Gazi Mausa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre de Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda sahnelendi. Biz davet ettik. Umarım Lefkoşa'ya da bu bölgelere de gelir. Evet, Dünya Tiyatro Günü dedik. Tiyatro dünyasındaki insanlar için sahne sanatlarının insanlarını bir araya getirici gücünü kutlamak,
seyirciyle daha iyi bir iletişim kurmak ve insanlar arasındaki anlayışı ve barışı artırmak için bir fırsat olarak görülmektedir. Dünya Tiyatro Günü'nde de yapılan etkinlikler, uluslararası işlerlerinin yanı sıra da ulusal ve bölgesel tiyatro gruplarının bir araya gelmesinde de rol oynamaktadır. Sanatın insanlığa barışı, hoşgörü, birlik, dayanışma, sevgi ve saygıyı da en estetik şekilde aşılayan yoldur. Kültürel gelişmeye sağlayan da en önemli sanat dallarından biri olan tiyatronun sanatsal oluşumu en etkin biçimde topluma aktaran araçtır dedi Sayın Alper Susuzlu. Ve şu anda telefonumuzun ucunda Hayali Sanat Atölyesi kurucusu Sayın Tevfik Aytekin var. Efendim merhabalar. Merhabalar. Gününüz nasıl? Kutlu olsun. Bugüne dair siz de neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle şey söylemek isterim. Biraz mesela şikayet ve yakınmayı çok sevmediğim için genel itibariyle genelde daha çok bugüne has yorumlara baktığım zaman ya da işte sosyal medyayı takip ettiğim zaman genelde işte bizim sahnemiz yok ya da seyirci işte oyun oynanırken cep telefonu kullanıyor gibi şikayetler duydum daha çok. O evet. Bana birazcık çocukluk gibi geliyor. Şöyle düşünüyorum. Birincisi evet uzun senelerden beri bir sahnemiz yok. Fakat işte bu şey gibi olmaya başladı birazcık da artık. Hani çocukken beni babam dövdü ve şu anki yaptığım bize karşı kötü davranışları bu yediğim dayaktan ötürü yapıyorum gibi bir durum oldu. Aslında gerçek manada bakarsak durum böyle değil. Neden? Zaten baktığımız zaman ben birazcık devletin kendine ait bir tiyatrosu olmasına da karşıyım. Bunu şöyle görüyorum daha çok. Yani bugün caminin elektrik faturasını devlet öderse ya da kilisenin yine öderse ya ayinde ya hutbede orada halka okumanız için elinizde bir kağıt tutuşturuverir. Onu okursunuz mecburen. Tiyatroda da aynı şekilde olur. Devleti eleştiremezsiniz. Orduyu eleştiremezsiniz. Evet. Normal hayatınızda eleştiri yapmaya kalksanız şikayet edilirsiniz. Vururlar tekmeyi, kadro dışı kalabilirsiniz. Bence burada bunun yerine özgür olmak için sorumluluk almak gerekir ki devlet tiyatrosu şu anda bu sorumluluğu aldı diye düşünüyorum. Bundan eminim. Nasıl eminim ispatlayabiliriz. Normal şartlarda her sene bir oyun yapardı devlet tiyatrosu. Bu sene Şahane Düğün'le başladı. Müthiş bir oyundu. İzledik. Çok güzeldi. Şimdi bir tane daha Murat Çıdamlı'nın yönetiminde Antigone sahne alacak. Aynı zamanda yine bir çocuk oyunu da yaptı biliyorsunuz devlet tiyatrosu Bremen Müzikacıları'nın Zaferi diye. Demek ki bir yılda 3 oyun oldu. Şimdi seneye belki 4 oyun olacak, 5 oyun olacak. Sahnesiz falan sorumluluk alarak bu yapılabiliyor ve bugün oynanacak oyun aynı zamanda Dünya Tiyatrolar Günü'nde de. Yine Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun bakın bugün oynayacağı bir oyun var. Hüznana ve Çocukları. Evet. Yine Belediye Tiyatrosu'nun açtığı Bandavulya sahnesi var. Orada Karagöz ve Sihirli Sezgeler, Hayalet Simfanya gibi müthiş bir oyun sergilediler. Tilki ile Tilki'yi çocuklarla buluşturdular. Dolu dolu bir tiyatro etkinlikleri var. Evet. Evet yani 27 Mart'ın aslında 27 Mart'ta bugün sadece Dünya Tiyatro Günü'nü anmıyoruz. İki tane büyük yazar ve şairi anıyoruz diyebiliriz. Nasıl anıyoruz? Hüzün Ana ve Çocuklarının yazarı yani aslında sahneye koyan yine büyük büyüğümüz sevdiğimiz Yaşar Ersoy. Ne yaptı? Kıbrıslı Fikret Demirağan kendi şiirlerinden sözleri birleştirdi ve bir oyun ortaya koydu. Fikret Demirağ bu toplum için çok büyük bir değer. 70 sene yaşamış, 20 tane kitap yazmış. İlk kitabını 20 yaşında yazmış, ismi Tutku. Aynı zamanda Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği Antigone'yi çeviren Sabahattin Ali, yine çok değerli bir şair. Aslında bugün hem Tiyatrolar Günü'nü kutluyoruz, hem de değerli iki şair ve yazarı da anmış olacağız. Bunların tamamının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Artık birçok şeyin değiştiğini, seyirciyle etkileşim halinde olan oyunların daha önem kazandığını, yüzyılın değiştiğini,
artık afişlerin bile farklı olduğunu. Seyirciyle ilgili şikayetlere de şöyle değinmek isterim aslında. Bu seyircinin içerisinde normal kurallara uymayan seyirciler çok halen normal daha karşılıyor. Var mı öyle seyirciler? Yani var tabii ama ben çok normal karşılıyorum. Onlardan şikayetçi değilim. Çünkü bunların tamamı kendini temsil edilmesine izin verilmeyen ailelerin çocukları. Hı hı. Bir insanın toplum içerisinde kendini temsil etmesine izin vermezseniz nerede nasıl davranacağına bilemez tabii ki. Bu çocukları şu an 50 yaşında olan herkesi ailesinin içerisinde susturdular. Önce baban konuşuyor diye askerde susturdular. Polis susturdu. Toplumun içinde susturdular. Şimdiki nesil öyle değil. Onlar kendilerini nasıl temsil edeceğini biliyorlar. Zamanla bu değişecektir. Yani bugün Fikret Demirağ'ın yani şiirlerinden, sözlerinden sahnelenecek Hüzün Ana ve Çocukları. Fikret Demirağ'ın temsil ettiği demeyelim ama akımını devam ettirdiği, yani toplumcu gerçeklik, gerçekçilik dediğimiz akımda şiirler yazardı. Önce ikinci yeni kuşağında devam etti, sonra toplumcu gerçeklik onun tercihi oldu. Toplumsal gerçeklik dediğimiz zaman ne oluyor? Burada ne deniyor? İşte sanat toplum içindir, sanatçıyı toplum yaratır. Fakat nasıl yaratır? Bu her türlü tarihsel bir süreç içinden geçer. Yani fiziksel ve düşünsel. Şimdi bu kurallar da bu şekilde değişecektir diye düşünüyorum. Tiyatronun insanlara güzel bir deneyim sunduğunu, bir şey öğretmediğini fakat bir şeylere vesile olabileceğini, müthiş bir şey olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Tiyatro izleyenlerin kültürlü olacağını düşünmüyorum fakat tiyatroda baktığınız zaman bir katille, bir prensesle, bir devlet başkanıyla, bir sokak satıcısıyla aynı sahnede orada o oynarken siz de salonun içinde onu izleyerek onunla birlikte vakit geçirebiliyorsunuz ve bütün bu serüvenli hikayenin içerisinden yara almadan, zarar görmeden çıkıyorsunuz. Tiyatrocuların birazcık tabii ki daha hak ettiği şekilde kazanabilir seviyeye, yani yaşamlarını da sürdürebilir ve sadece sanatlarını yapabilecekleri bir seviyeye çıkmaları benim için çok daha önemli. En önemli şeyin bunun olduğunu düşünüyorum. Kendi sanatlarına vakit ayırabilecekleri bir yılları olsun, ömürleri olsun, bunu diliyorum bütün tiyatrocular için. Hepsini seviyorum, kimseyi ayırmıyorum. Bakın şu an İtmir Hoca var Devlet Tiyatrosu'nun başında. Şimdi Devlet Tiyatrosu ile Belediye Tiyatrosu fıstık gibi anlaşıyor. Önceden de başkaları vardı. Bu bir bayrak yarışı. Hepsinin de değerli olduğunu düşünüyorum. Tiyatronun birleştirdiğini, kimseyi küçümsemediğini, aşağılamadığını, seyircisini de aşağılamayacağını. Elbet şartlar zor olacak. Zaten bir tiyatrocu bilir kendinin az para kazanacağını. İşte belki az kişi geleceğini, gideceğini. Bunları bilerek bu işlere girer. Bunun için zevklidir ama hak ettikleri bir değer var. O değer de tiyatrocuların yıllar boyunca sadece sanatlarını yaparak hayatlarını devam ettirecekleri bir yaşam standartına erişmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü tiyatrocunun da aynı zamanda sahneye çıktığı zaman o kendini yırtarak bir yürümüş yaşıyor. Yani bir yırtarak çıktığı bir rol var. Kendinden yırtarak çıkıyor. Bunun da zor olduğunu biliyorum. O yüzden kendilerine evet. dönük olduklarını biliyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Gerçeklerin de bunun üstüne kurulmasının, daha çok insanların sorumluluk alarak hayatı devam ettiği zaman daha iyi bir şeyler başarabildiklerini bu sene bize Devlet Tiyatrosu ve Belediye Tiyatrosu gösterdi. Başka da diyecek bir şeyim yok. Teşekkür evet. ederim. Evet, kolay gelsin size. Çok teşekkür ederiz katkı koyduğunuz Rica için. Rica ederim. Efendim. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet, bu arada mesajlarımız gelmeye başladı. Yavaş yavaş Zurna'nın son deliğiyle ilgili, oyunla ilgili bilgi aktarmamızı istediler. 28 Mart'ta 8 Nisan, 10 Nisan, 15 Nisan tarihlerinde saat 8'de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda Zurna'nın son deliği oyunu sahnelenecek. Komedi oyunudur Zurna'nın son
son deliği. Günümüzün Alper Bey'in de bahsettiği gibi günümüzün sosyal medya bağımlılığını konu eden bir oyundur. Avlanacak hallerimizi toplumsal içerikli mesajlarla irdelediler ve her sahnesinde de izleyici kendinden bir şeyler buluyor dedi Alper Bey. Tekrarlayalım, 28 Mart 8, 10, 15 Nisan tarihlerinde saat 8'de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda da sahnelenecek. Bilgi almak isterseniz de sosyal medyadan da bu bilgileri öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda Çatalköy Belediyesi Tiyatro su olarak bu akşamda Çökme Tehlikesi Var adlı oyun salonda olacak. Tüm herkes bugün tüm oyunlar dedik ücretsizdir. Herkes mutlaka tiyatroya gitsin diyoruz. Ve bugün yüzümü gülümseten bir sosyal medya paylaşımı sevgili izleyenler. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında tiyatroya gönül veren birisine gönlünü kaptırmak kadar güzel bir şey yoktur ifadelerine yer verdi. Kudret Özersay kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladı ve tiyatroya gönül veren birisine gönlünü kaptırmak kadar güzel bir şey yoktur ifadelerini kullandı. Özersay paylaşımında şunu kaydetti: İnsanın insana yabancılaştığı bu yüzyılda insanı insana insanla ve de insanca anlatan tiyatroya gönül veren birisine gönlünü kaptırmak kadar güzel bir şey yoktur bence. Tavsiye ederim, Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun dedi eşine Kudret Özersay. Evet, bu sosyal medyada bugün Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay eşine bu güzel mesajı aktardı ve Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladı. Evet, tiyatronun gelişmesinde ve sevdirilmesinde büyük emeği olan, tiyatronun kitlelere sunulmasında ön planda ve arka planda yer alan tüm emekçilerin ve tiyatro severlerin bu anlamlı gününü tüm ekibimle birlikte kutlarım. Tiyatrolar gününüz kutlu olsun diyoruz ve bugünkü yayınımıza son veriyoruz ve biz yarın yine aynı saatte burada olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına da mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.